İkinci goldeki vuruşunu gördün. Nasıl bir goldü? İdman'da da bu tarz goller atıyor mu? Kesinlikle bir forvet golü diyebilirim. Her attığı 3 gol içinde ilki çok iyi bir goldü yine. Kombinasyon golüydü. Üçüncü gol de öyle. Rebound'dan dönen topu tamamladı. Ama ikinci golde de kesinlikle bir denge golüydü. Önce topu kaybetti, daha sonra kazandı ve uzak mesafeden çok iyi bir şut çıkardı. Bence hiçbir kaleci bu golü çıkaramayabilirdi. Kesinlikle fantastik bir şut attı diyebilirim. Like always, eh? Like always. If he scores, he's like that. If he doesn't score, he's like that. I think if he plays in Gent, he's like that. If he plays in Starbucks, he's like that. If he would play in China, he would be like that also, I think. So he's like that. He always stays the same. Peki soyunma odasında maçtan sonra nasıldı atmosfer Orban için? Her zamanki gibiydi. Gol atarsa mutlu, gol atamazsa mutsuz oluyor. Ama her zamanki gibi aynı şekilde davrandı. Karabağ'da da atsa, Çin'de de oynasa tamamen aynı şekilde davrandı soyunma odasında. Yeah, I already have a lot of historical evenings, eh? So this is nice, it's really nice, but I must say right, we can only focus on right, there's one option, to focus only on the positive. Right? You win 1-4 in Başakşehir, it's a fantastic result. You have a player who scored 3 goals in I don't know, 5 minutes. You scored 4 goals in 10 minutes, so that is exceptional things. But what I saw was we didn't have the control in the first 10-12 minutes. We didn't touch the ball, I think, in the first 10-12 minutes. And that made me look back a little bit to another away game we had in Djurgården, where we had full control in the first 15 minutes. They didn't touch the ball. And all of a sudden, they started scoring. We started giving away goals. And at a certain moment, it was 4-0 for them also. Like today. Today, all of a sudden, we score. We score again, and you take confidence. They get beaten up mentally a little bit. And from that moment, you take full control. And it's like the opponent didn't exist. But that's not true. Because in the beginning, we were not sharp enough. We gave him too much time to play, and they had the full control. What we did was we didn't give away big chances. That's positive, but we have to start sharp next time. You cannot risk to let a team with quality like Başakşehir play 15 minutes, not putting pressure on them. If they had brought maybe a little bit more quality, they could have scored in the first 15 minutes. So I'm always somebody who is really realistic. After Djurgården, I had to defend myself because people saw it differently. And today, the same people see it differently also, because it's only positive today. I am a coach who sees the reality, and also with my players. We, of course, are very happy, and I'm very proud of my players. But they already heard that I was not pleased of the start. And in the future, if we do that again, we're going to get goals. In if you are playing with so much respect for an opponent that you can manage, yeah, you have to start sharp from minute one on that level. You need to be sharp from the first second till the last. Bu akşam tarihsel bir akşam diyebilir miyiz sizin için? Çok tarihsel akşamlarım oldu ama bu da çok önemlilerinden biriydi. Çok iyi bir skordu. Daima pozitife fokuslanmamız gerekiyor. 4-1 çok iyi bir skor. 3 bir oyuncunuz 3 golü 5 dakikada atıyorsa, takımınız da 4 golü 10 dakika içinde atıyorsa bu sıra dışı bir gecedir. Ama şuna da değinmek istiyorum. Oyunun başında 10-15 dakika kontrolümüz yoktu. Başakşehir çok iyi bir baskı yaptı. Tamamen golü bulamadılar. Aynısı bize de oldu Djurgården maçında. 15 dakika boyunca o topu kontrol edip baskı kurmuştuk. Ama birden golleri yiyerek 4-0 mağlup olmuştuk. Bu sefer tam tersi Başakşehir oldu. Biz güven kazandık aslında. Rakip de mental olarak düşüşe geçti. Ama bu onların iyi bir takım olmadığını göstermiyor. Çok maçta büyük fırsat vermedik ama baştaki 15 dakika baskı yapamamızdan ötürü mutsuzum diyebilirim. Gol atabilirlerdi. Oldukça realistik bir hocayım. Djurgården maçında nasıl eleştirildiysem bugün aynısı tam tersi bize oldu. Ben mutluyum ama gelecek için maçın başında hırslı olarak başlamamızı değerlendirmemiz gerekiyor. And improve several years before he had his chance in the team. He was a top talent and scored enormously. Does the same in France now. Maybe he's going to make an next transfer to a bigger league even. Yaremchuk also came very young, was not ready yet to play. Took some time before he came in the team also.
And then once he was in the team, he started scoring also. And he made his transfer when he was ready for it, like Jonathan David. The only difference is that Gift is the same age, and even, okay, David was 16, I think, when he arrived, but almost the same age as Yaremchuk when he arrived. He started scoring immediately due to the fact that, yeah, we don't have a lot of players, so we were forced to put him in the team immediately, and he responded immediately with goals. But to go to a bigger league, you need to be ready for it. It's no use for a young, talented player to go immediately to a big league if there you arrive and you don't play. And if you go immediately and you make a step that is too big. David takıma çok genç geldi. İkinci takımdan sonra ana takıma çıktı ve kendini geliştirdi. Çok da gol attı. Şimdi aynısını Fransa'da yapıyor. Yaremchuk da aynı şekilde erken geldi. İkisi de 16 yaşındaydı. Zamanla kendini geliştirmeye başladılar ve tam kendi bu oyuncular transfer zamanı geldiğinde aslında transferlerini yaptılar. Orban Gift de hızlıca gol atmaya başladı. Aslında tamamen takımda onu oynatmamız gerektiği için hazır oldu birden ve birçok golleri atıp bize reaksiyon vermeye başladı performans olarak. Büyük Lig'e gitmeden önce kesinlikle hazır olmalısınız. Hazır olmazsanız eğer bench'te kalıp bazı maçları kaçırıp güvenini kaybedebilirsiniz. O yüzden zamanı gelince bu büyük adımı atmanız gerekir. Biz de göreceğiz. Ben şu an zamanın olmadığını düşünüyorum ve bu büyük lige adım atmak için hazır değil bence, ama bir oyuncu çok iyi performans gösterirse tabii ki bunu tutmak zor. Yaremchuk da Belçika'dan döndü. Şimdi David de aynısını yapıyor. Orban da zamanı geldiğinde bu büyük lige adım atacaktır.